Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Tevbe suresi 67-71. Ayetleri değerlendireceğiz. Burası münafıklarla alakalı. Allah-u Teala Tebük seferi münasebetiyle ortaya çıkan münafıkların bazı durumlarını bize anlatıyor ve bu münasebetle bir takım dersleri bize bildiriyor. El-Münafigûne vel-Münafigat, erkek ve kadın münafıklar, Ba'duhum min ba'd. Bunlar birbirlerindendir. Yani birbirlerini korurlar, gözetirler. Münafıklıktan dolayı aralarında ortak bir payda vardır, ortak değerler vardır. Böylece birbirlerine taraf olurlar, destek olurlar. Ye'muruna bil münker, münker olanı emrederler. Dinin ve aklı selimin uygun görmediği şeyleri bunlar uygunmuş gibi takdime çalışırlar. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ Ama maruf olan, güzel olan, faydalı olan şeylerden ise nehyederler, alıkoyarlar. وَيَقْبِدُونَ اَيْدِيَهُمْ Ve ellerini sıkarlar. Yani bunların elleri sıkıdır, cimridirler. Demek ki mümin ve münafık bu noktada zıt kutuplarda yer alıyor. Biri diyelim kış gibi ise diğeri yaz gibi. Biri çöl gibi ise diğeri verimli araziler gibi. Bu manada aralarında yerden göğe fark var. Nesullah fenesiyahum. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Tabii Allahu Teala unutur mu? Allahu Teala unutmaktan münezzehtir. Kur'an-ı Kerim'de Taha suresinde Hazreti Musa'nın kavmine tebliği anlatılırken onun ifadelerinde şuna da yer veriliyor. La yadillu rabbi ve la yensa. Benim Rabbim şaşırmaz ve unutmaz. Allahu Teala unutmaktan münezzehtir ve her şey Allahu Teala'nın ilmi dairesinde cereyan eder. Allah'ın mülkünde cereyan eden her şey ona gizli değildir. Ona ayan ve beyandır. Böyle olunca ayet-i kerimedeki onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu mecazi bir manayı ifade ediyor. Ve bu şekilde Allahu Teala onlara unutulmuş insan muamelesi yaptı. Nasıl ki birisi unutulursa ona ikram edilmez, ona herhangi bir şey verilmez. Allah da onları rahmetinden mahrum bıraktı. Onlara rahmetiyle nazar etmiyor. Bu mana ifade edilmiş. İnnel münafıkîn humul fâsıkûn. Münafıklar fasıkların ta kendileridir. Fasık, itaatten çıkan anlamında. Yani münafık dediğimiz kimseler de Allah'a itaatten çıkmış olan kimselerdir. Bunların işleri, güçleri, Allah'ın yasak kıldığı şeyleri yapmaktır. Bu noktada mesela günümüzde de bir kısım insanlar Müslüman toplum içinde münafıkane hareket ediyor. Ama onların değer ölçüleri aynen ayette anlatıldığı gibi Müslümanların tamamen tersine. Diyelim Müslümanlar gayrimeşru beraberliği haram görürler. İslam'da bu böyledir. Ama onlar gayrimeşru beraberliği bir hüner zannederler. Müslümanlar içki içmeyi haram bilirler. Allah-u Teala bunu yasaklamıştır. Ama onlar içki içmeyi günümüzün, çağdaş medeniyetin bir lazımı gibi görürler. Onlar diyelim Allah yolundaki cihadı istila etmek gibi o manada değerlendirirler. Halbuki Allah yolunda cihat istila etmek değil, gönülleri fethetmektir. Bu manada baktığımızda münafığın dünyasıyla müminin dünyası birbirine zıt kutuplardır ve birbirinden çok farklıdır. İşte münafıklar fasıkların ta kendileridir. İşleri, güçleri itaatten çıkmak, isyan içinde olmaktır. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارِ Allah erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kafirlere nara cehennem, cehennem azabını hazırladı. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Ve onlar orada daimidirler, ebedidirler. هِيَ حَسْبُهُمْ Bu onlara yeter. Yani onların cezası budur. Bu onlara yeter mi? Yeter. Tabi cehennem gibi bir hapis, cehennem gibi bir ceza mahalli şu an için idraklerimizin fevkinde, hayallerimizin fevkinde olan bir şey. Aslında şu anda bizler dünyanın üzerinde yaşayan kimseler olarak adeta küçük bir cehennemin üzerinde duruyoruz.
yer altında magma tabakası var ve buradaki sıcaklık 200 bin dereceyi bulabiliyor. 200 bin derece. İşte demir bile diyelim 3000-5000 gibi bir dereceye gelindiğinde sıvı hale geliyor, akmaya başlıyor. 200 bin dereceye varan bir sıcaklıkta insan adeta buharlaşır. Allah-u Teala orayı bile cehennem olarak kullansa yeter mi? Yeter. Kaldı ki cehennem müstakil bir yer. Sadece yerin altındaki magma tabakası değil, yerin altındaki magma tabakası büyük cehennemden haber veriyor. Ve ateş şu alemde külli unsurlardan birisi ve bu manada cehennem ateşini hatırlatan şeyler şu dünyada da bulunmakta. İşte kadın münafıklar, erkek münafıklar ve kafirler için Allah cehennemi hazırladı. Bu onlara yeter. Ve la'anehumullah, Allah onlara lanet etti. Allah onları rahmetinden uzak kıldı. Ve lehum azabun mukim, onlar için bitmez bir azap var. Daimi bir azap var. Kellezine min gablihim, onlardan öncekiler gibi. Onların hali öncekilere benziyor. Kanu eşedde minkum kuvveten, sizden öncekiler kuvvetçe sizden daha fazlaydı. Ve ekser emmalen ve evlade, mal ve evlat cihetiyle sizden imkanları çok daha ziyadeydi. Ama buna rağmen Allah'a isyan ettiklerinde cezalarını buldular ve şu dünya kendilerine dar geldi. İşte münafıklar, kafirler, bunların sayısı her ne kadar çok da olsa öncekilerin helak edilmesi gibi onlar da helake mahkumdurlar. Festemta'u, onlar faydalandılar bi halagihim, kendi nasipleriyle. Şu dünya hayatında bir miktar nasiplendiler. Festemta'tum bi halagikum, ve ey münafıklar, siz de kendi nasibinizle şu anda nasiplendiniz. Kemestemta'allezine min gablikum bi halagihim, sizden öncekilerin kendi nasipleriyle nasiplenmeleri gibi siz de şu anda dünya nimetlerinden bir miktar faydalandınız. Allah-u Teala'nın dünya ve ahiret dengesini bildirme noktasında Kur'an ayetlerinde hayli muvazenelere yer verdiğini görürüz. Mesela dünya fanidir, ahiret ise bakidir. Bel tü'sirunel hayate dünya. Bilakis siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Vel ahiretu hayrun ve ebga. Halbuki ahiret daha hayırlıdır ve bakidir. Bu gibi muvazeneler var. Ve bir hadis-i şerifte şöyle ifade edilmiş. Eğer Allah katında dünyanın bir sinek kanadı kadar değeri olsaydı, Allah kafire bir yudum suyu bile o dünyadan içirmezdi. Ona nasip etmezdi. Yani ahirete nispetle şu dünya hayatı gelip geçici bir şey. Bir insan rüyasındayken, diyelim en güzel nimetlerin içinde, en büyük bir saltanatın içinde, ama uyandığı zaman bunların bir serap olduğunu, gerçek olmadığını görecek. Diğer aleme gidildiğinde de kafirler, münafıklar bakacaklar ki dünyadaki saltanatları çöldeki serap gibiymiş veya uzunca bir rüya gibiymiş. Böyle olunca demek ki dünya hayatındaki görünüşte galip görülmeleri, bir takım saltanatlarının olması, bunlar insanı aldatmamalı. Ve huttum kellezî hâdû, ve ey münafıklar, siz öncekilerin batıla daldığı gibi siz de daldınız. Batıl yol adeta bir bataklık gibi. Önceki milletlerde de o batağa dalanlar olmuş. Peygamberimiz döneminde de bir kısım münafıklar o batağa dalmışlar. Ulaike, işte bunlar, habitat a'maluhum fid dünya vel ahira, amelleri dünyada da ahirette de boşa çıkmıştır. Dünyada da ahirette de amelleri har vurup harman savurmak tarzında gelip geçmiştir ve bir serap gibi, fırtınalı havada savrulan küller gibi yok olup gitmiştir. Ve ulaike humul hasirun, ve hüsranda olan, tamamen bir ziyan içinde olanlar da işte onlardır. Dünyada müminler de zaman zaman bazı noktalarda zarar görebilir. İşte mümin diyelim ticarette malını kaybedebilir, iflas edebilir, işte malı çalınabilir. Deprem gibi olaylarda
epey zayiat verebilir. Ama velev öyle de olsa bunlar zayiat değildir. Müminin bu gibi elinden çıkan malları sadaka hükmüne geçebilir. Diyelim depremde yıkılmış evi, kaybolmuş malı yine bir sadaka tarzında taraf ilahiden sevap kazandırabilir ona. Ama münafıklara gelince onlar dünyada da ahirette de hüsranda olan kimselerdir. Ve hüsranın hakikati, yani tamamen bir zarar içinde olmanın hakikati, o münafıklarda kendini net bir şekilde göstermektedir. Elem ye'tihim nebe'ullezine min gablihim, onlara daha öncekilerin haberleri gelmedi mi? Gavmi Nuh ve Ad ve Semud ve Gavmi İbrahim ve Ashab-ı Medyen vel Mu'tefikat. Yani öncekilerin haberleri derken ardından misaller geliyor. Nuh kavminin haberi. Yani Nuh kavmi çok uzun yıllar iman etmediler. Peygamberle mücadeleye giriştiler. Ama sonunda tufan olayında helak olup gittiler. Ad kavmi, Semud kavmi, işte bunlar da yine helak edildiler. Kimi çok şiddetli bir rüzgarla, kimi diyelim çöküntü gibi bir takım şeylerle, bunlar da yine helak edildiler. Ve Hazreti İbrahim'in kavmi, işte Nemrut Hazreti İbrahim'le çok mücadele etti. Ama neticede burnundan giren topal bir sinek onun ölümüne, dünyadan gitmesine sebebiyet verdi. Ve Nemrut'un adamları da helak olup gittiler. Ve Medyen ashabı, Hazreti Şuayb'ın kavmi, bunlar da ölçüde tartıda düzgün hareket etmeyen kimselerdi. Bunlar da yine helak edildiler. Vel mu'tefikat, ve memleketlerinin altları üstüne, üstü altına getirilen kimseler. Bu genelde Lut kavmi olarak tefsirlerde açıklanır. Ve onlarla alakalı bazı ayetlerde mu'tefikat tabiri de geçiyor. Böyle olunca herhalde konunun en çarpıcı misali, yani beldelerinin altı üstüne gelmiş olanların en tipik bir örneği Lut kavmidir. Rivayetlere göre Cebrail aleyhisselam onların beldelerini havaya kaldırmış ve aşağıya o şekilde onları boşaltmıştır. Ve yerin altından yine çok şiddetli bir sarsıntı, gökten adeta yağmur gibi yağan böyle taşlar, bunun neticesinde o homoseksüel kavim helak edilmiştir. Kur'an-ı Kerim öncekilerden bu şekilde misaller getiriyor ve günümüzdekilerin de, gerek Peygamberimiz dönemindeki, gerekse bizim zamanımızdaki kimselerin, benzeri insanların benzeri bir takım belalara, musibetlere maruz kalacağını hatırlatıyor. Etethum rusuluhum bil beyinat, onların elçileri kendilerine apaçık delillerle, apaçık ayetlerle gelmişlerdi. Fema kanallahu liyazlimahum, Allah onlara zulmedici olmadı, onları helak etmekle Allah onlara zulmetmedi. Velakin kanu enfusuhum yazlimun, lakin onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Yani Cenab-ı Hak kullarına zulmetmekten münezzehtir. Ve ma rabbuke bizallamin lil abid, senin Rabbin kullarına asla zulmedici değildir. La zulmel yevm, diğer alemdeki hesaplaşmayı Allahu Teala anlatırken bugün zulüm yok diyor. Orada zulüm olmayacak ama dünyada zulüm olabiliyor. Dünyada mahkemeler siyasi kararda verebiliyorlar, yanlış kararlar verebiliyorlar veya rüşvet olayları oralarda dönebiliyor. Ama diğer alemde mahkeme-i kübra kurulacak ve o mahkeme-i kübrada ahkemül hakimin olan, hakimler hakim olan Allahu Teala hem hakim olanlara, hem mahkum olanlara, hem tebaa durumunda olanlara, hem de onların önderi durumunda olanlara hükmedecek. Aralarında bir mahkeme cereyan edecek ve herkes yaptığının karşılığını alacak. Münafık münafıklığının karşılığını görecek. Kafir küfrünün karşılığını görecek. Ehli iman da imanının, yapmış olduğu salih amellerin karşılığını görecek. Ayetlerde mevazin ifadesi geçer. Mizanlar. Yani diğer alemde çok yönlü tartılar olacak. Ve nasıl ki okula giden öğrencilerimiz işte amel defteri hükmünde yıl sonunda karnelerini alıyorlar.
bakıyoruz ki karnelerinde diyelim 12 tane ders var. İşte Türkçe, matematik, sosyal bilgiler gibi vesaire derslerin tek tek adı geçiyor ve bunlarla alakalı notlar var. Bir de ahlakla alakalı, ahlaki yönden onların durumları yine karnede görülüyor. Diğer aleme gidildiğinde herkesin karnesi, amel defteri ortaya çıkacak. İbadet yönüyle bu kimse nasıl? Evvelinden başlamak gerekirse, iman yönüyle nasıl? İbadet yönüyle nasıl? İhlas yönüyle nasıl? Allah yolunda mücadelede nasıl? Kalbi duyguları itibariyle, latifeleri itibariyle nasıl? Hayal yönüyle nasıl? Hayal dünyasında neler var? Allah-u Teala hayalimizi de biliyor. يَعْلَمُ السِّرَّ وَمَا اَخْفَى Hem gizlimizi biliyor, hem hafi olan, gizli olanları, hem de ahfa tabir edilen, ondan daha da gizli olanları, şuur altımızın derinliklerinde neler var, Allah onları da biliyor. Böyle olunca, يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ Artık sırlar o gün ortaya çıkacak ve insanların kalitesi bilinecek. Münafıkların münafık olduğu orada simalarından da belli olacak. Dünyada da kısmen bellidir. Ama diğer alemde herkes görecek, herkes bilecek. Bu manada Allah-u Teala tam bir adaletle onlar arasında hükmedecek, tam bir adalet tecelli edecek ve şu dünyada yapmış oldukları münafıklığın bedelini, karşılığını onlar diğer alemde görecekler. Cenab-ı Hak her türlü münafıklıktan, her türlü kötü özelliklerden hepimizi muhafaza eylesin. Dini samimi bir şekilde yaşamayı, ihlaslı bir şekilde yaşamayı yine bizlere nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.